Hayatımızdaki blokajlar nasıl oluşur? Teta Healing nasıl uygulanır? His yüklemesi nedir? Bilinçaltı çalışmaları hakkında merak edilenleri Uluslararası Teta Healing Uygulayıcısı ve Eğitmeni Derya Avcılar Gün anlatacak. Az sonra. Evet, e, iyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor. Uluslararası Teta Healing Uygulayıcısı ve Eğitmeni Derya Avcılar Gün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. E, bugün Healing'den bahsedeceğiz. Healing nedir? Evet. İzleyicilerimize bir önce onu aslında anlatalım, sonra detaylarını yorumlayalım. Tabii. Healing aslında artık bize hizmet etmeyen, bilinçaltımızda bulunan, blokajlarımızı fark etmemizi ve dönüştürmemizi sağlayan yönlendirilmiş bir meditasyon tekniği. E, bu meditasyon tekniğinin amacı beyin dalgalarımızı teteh frekansına getirmek. Çünkü teta frekansındayken bilinçaltı kayıtlarımıza ulaşmak mümkün oluyor. Bilinçaltı bizim anılarımızın, hatıralarımızın, inançlarımızın tutulduğu yer. Ve zihnin %88'i bilinçaltı. Dolayısıyla eğer bilinçaltımızda negatif bir program varsa bu da bizim hayatta ilerlememize engel olabiliyor. Örneğin burada bir örnek vermek istiyorum. Kişinin para zor kazanılır gibi bir inancı varsa... ...hayatı boyunca bunu deneyimleyeceği olaylarla karşılaşabiliyor. Evet. Peki bu e, blokaj dediğiniz şeyler nasıl oluşuyor? E, blokajlar pek çok farklı şekilde oluşabiliyor. Ama en çok 0-6 yaş döneminde, e, en çok tabii o dönemde ebeveynlerimizle vakit geçiriyoruz... ...bu yaşamda edindiğimiz blokajlar olabiliyor. Örneğin e, kişi anne babasını erken yaşta kaybettiyse... ...anne baba çalışmak için farklı bir ülkeye gittiyse... Terk edilmeliyim, yalnız kalmalıyım, yoksun kalmalıyım gibi inançları olabiliyor. Ee, sonrasında sadece bu program bizde bu hayatta oluşmayabilir. İleriki zamanlarda, e, ileriki yaşlarımızda oluşabilir. Bir de atalarımızdan bize miras kalmış olan blokajlar var. Mesela para kazanma örneğine dönecek olursak kişi para kazanmakla ilgili bu hayatında... Hiç olumsuz bir durumla karşılaşmamış, dört başı mamur bir yaşam sürmüş olabilir ama gene onda para kazanmak zordur inancı olabilir. Neden? Genetik aktarım yoluyla atalarından, örneğin babasından ona geçmiş olabilir. Biz artık biliyoruz ki DNA'nın morfo genetik alanında nesiller boyunca aktarılan bilgiler var. Bunun içerisinde sadece saçımızın rengi, kaşımızın, gözümüzün rengi yok. E, travmalar, acılar ve üzüntüler de var e bir de biz tabii bir bütünün parçasıyız. Kolektifin bir parçasıyız. Kolektiften edindiğimiz blokajlarımız olabiliyor. Bunların hepsini ruhsal bedenimizde tutuyoruz. Evet. Farkına varmadığımız blokajlar var mıdır ve dönüştürülebilir mi bunlar? Evet, çok var aslında. Çünkü bilinçaltında olduğu için kişi bu programın farkında olmayabiliyor çoğunlukla. örneğin ben değer yani değerli olmakla ilgili ...değersizlik programı varsa kişide ve bunun farkında değilse hayat boyunca kendini değersiz hissettirecek ilişkilere çekiliyor mesela. Ee, aslında farkına varmak dönüşümün başlangıcı. Fark ettiğimiz anda dönüşüm başlıyor ve teta healingde de bunu e, fark edip dönüştürmek kolaylıkla mümkün. Evet, his yüklemesi diye e, bir şey okudum e, sizin bir açıklamanızda. Bu nedir? Evet. His yüklemesi tetailingin en önemli araçlarından bir tanesi. Çünkü demin programları dönüştürüp yerine olumlusunu yüklediğimizden bahsettik. <laughs> ee, ancak o hissi kişi hiç bilmiyor da olabilir. Yani para kazanmak zordur programını gönderdik, yerine olumlusunu yükledik. Evet ama bu kişi para kazanmanın hissini ya bu hayatta hiç deneyimlemediyse ya da yaşadığı travmalar sonucu bazı hisler unutulmuş, kaybolmuş olabiliyor. Bu sebeple ...bu hisleri o kişiye tanıtmak gerekiyor. Yani e, para kazanmanın hissini biliyorum, para e, paraya sahip olmanın hissini biliyorum... ...zengin olmanın hissini biliyorum, zenginliğin e, benim yaratılıştan gelen... ...en doğal hakkım olduğunu biliyorum gibi his yüklemeleri yapıyoruz. Peki e, TETÖ danışmanları neler yapıyor? Hı hı. Danışanımızla karşı karşıya geldiğimizde önce alan temizliği, çakra dengelemesi... ...DNA aktivasyonu, sağ-sol beyin dengeleme gibi bir takım hazırlıklarla başlıyoruz aslında çalışmamıza. Ve e, kişiye hangi konu üzerinde çalışmak istediğini soruyoruz. Bu konuyu öncesinde de tespit etmiş olabilir, o anda da karar verebilir. E, bizim derin kazı dediğimiz çok güzel bir yöntem var. Bu yöntemi kullanarak kişideki kök inancı buluyoruz. E, buradaki o duyguyu ilk defa ne zaman yaşadı, bu yaşadıklarından neler öğrendi, hangi kazanımları elde etti... Böylece ondaki programı tespit ediyoruz. Programı olumlusuyla değiştiriyoruz. His yüklemeleri yapıyoruz. Ama bunun yanında daha pek çok güzel uygulama var detailing sisteminde. Mesela anne karnı şifası, kırılmış ruhun onarılması, ruh parçacıkları değişimi, e, affetme, öfkeyi görme çalışmaları, yeminlerin tamamlanması, zorunlulukların serbest bırakılması gibi pek çok çalışmayı ardı ardına yaparak kişinin bu hayatta daha kolaylıkla ilerlemesini e, fayda sağlamaya çalışıyoruz. E, bu alanları mı? yani hangi alanda daha çok kullanılıyor? Burada e, bir sınır yok. <laughs> Çünkü kişi hangi alanda zorluk yaşıyorsa, hangi alanda daha çok kısır döngü içerisindeyse yani o döngünün içerisinden bir türlü çıkamıyorsa bununla çal ilgili çalışmayı tercih edebilir. Ama en çok çalıştığımız konular e, bolluk bereket, iş ve kariyer, İlişkiler konusu. Kişi ruh eşini hayatına çekmek istiyor olabilir, onunla henüz karşılaşmamış olabilir ama bir beraberliği vardır, evliliği vardır. Onu daha iyi bir noktaya taşımak istiyor olabilir. Ee, burada en önemli nokta, mesela ideal kilo ile ilgili çalışabiliriz. Pişmanlıklar, kırgınlıklar çalışılabiliyor. Ee, en önemli konu aslında kendinin, kişinin kendine duyduğu öz şefkat, sevgi, değer... Bunları çalışarak başlamak en önemlisi. Çünkü biz Hayatımızın merkezine kendimizi koyduğumuzda ve kendi gücümüzü elimize aldığımızda zaten bütün kapılar yavaş yavaş açılmaya başlıyor. E, kimler peki yararlanabilir bu teknikten? E, bunun da bir sınırı yok. Yani Hı e, sadece bu konuda hayatındaki o kısır döngüyü çözümlemeye niyet etmiş olan herkes... Gerçekten isteyen değil evet. mi? Hani böyle zorlamayla olacak bir şey değil aslında. Değil. E, kişinin buna... E, ...niyet etmiş olması önemli olan. Ve burada bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Anne babalar bazen çocuklarıyla ilgili danışabiliyorlar bize. Biz burada önce anne babayla çalışmayı tercih ediyoruz onlarla çalıştığımızda biz diyoruz ki bizde bir şey değişince çevremizde de her şey değişiyor. O yüzden önce anne babayla çalışmak daha uygun olabilir. Evet. E, peki merak edenlere bununla alakalı daha fazlasını, link hakkında daha fazlasını öğrenmek öğrenmeleri için ne önerirsiniz? E, artık biliyorsunuz internet dünyasındayız. Her şeye kolaylıkla evet. ulaşılabiliyor. E burada bu sistemin kurucusu Vayanas Cebalın çok sayıda kitabı var. Bunlardan faydalanabilirler. Tanıtım seminerleri düzenleniyor. Bunlardan faydalanabilirler. Bir danışmanlık alıp kendileri deneyimleyebilirler. Ayrıca ben bu sistemi e, tamamıyla öğrenmek, kendi üzerimde uygulamak istiyorum diyorlarsa eğitim almayı da tercih edebilirler. Evet. Peki kendiniz e, kendinize bu blokajları temizlemekte e, yardımcı olabiliyor musunuz? Hani, Elbette. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Bunu yapabiliyor musunuz? Tetehilingin en önemli avantajlarından bir tanesi bu e, kişi kendi üzerinde de rahatlıkla çalışabiliyor. Evet, ne kadar güzel. <laughs> e, kişi e, tetehiling yapacak kişiyi nasıl seçer peki? Nelere dikkat etmelidir? Tetehiling sistemi 180'in üzerinde e, ülkede uygulanan bir teknik. Dolayısıyla Eğitim almış, yetkilendirilmiş, sertifikalandırılmış çok kıymetli tetayıdır arkadaşlarım var. Hem ülkemizde hem de dünyanın her köşesinde. E, burada kişinin karar verirken tek dikkat edeceği şey kendisiyle en uyumlu, kalbine en yakın hissettiği kişiyi seçmeli. Burada kalbine soracak, kiminle çalışmak istiyor. Her zaman e, kalpten en doğru cevabı alacaktır. Evet, peki e, hamilelere falan da uygulanabiliyor mu? Şimdi hamilelik döneminde uygulanmasının teknik olarak bir sakıncası yok. Ee, ama biliyorsunuz e ilk üç ay risklidir. Ya, evet. Ee, yani bir sakıncası yok ama biz uygulamamayı tercih ediyoruz çünkü farklı bir sebepten kaynaklanabilecek bir e, rahatsızlık ya da negatif bir durum bununla eşleştirilmesin diye hamilelik döneminde çalışmayı tercih etmiyoruz. Peki bebeğe yansır mı mesela böyle bir danışmanlık alındığı zaman? Bizim anne karnı şifası dediğimiz çok güzel bir yöntem var. Aslında e, annenin hamilelik döneminde yaşadığı her şey bebeğe yansır. E, olumlu ve olumsuz her şey. O yüzden çok sakin, mutlu bir hamilelik geçirmesi çok önemlidir. Ama e, yani bizler için de annelerimiz nasıl bir hamilelik geçirdi, o dönemde neler yaşadılar bilmiyoruz tabii ki. E, eğer yaşanmış olan e, acı üzüntü, travmalar varsa bunlar da anne karnı şifasıyla... E, giderilebilir. Evet. Hı. Çok Hı. teşekkür ediyorum. Eee Healing'den bahsettik. Derya Avcılar Gün konuğumuzdu.